SS bandosuna bir alkış daha alalım, biraz sohbet edelim onlarla. Abi tanıyabilir miyiz sizi? Efendim, Ali Ulusoy ben. Ali abicim, evet. Sizinle gurur duyuyor hem Eskişehir hem biz. Çünkü harika işler yapıyorsunuz, örnek oluyorsunuz. Sağ olun. Şu küfürün engellenmesi için, tribünlerdeki aynen bu artık vahşetin engellenmesi için mükemmel bir iş yaptınız. 8 kişiyle başlayan seyahatiniz şimdi 20 kişiye. Ha? 33 kişiyiz. 13 kişi dün mü eklendi ya? 20. İşi olup gelemeyenlerimiz var. Evet, öğrencilerimiz var. Çalışanlarımız, mesaide olanlarımız var. Vardiyada. Evet, siz neler söylemek istiyorsunuz bandonuzla ilgili? Vallahi yanımda oturan sevgili Uğur Bey kardeşim 2006 yılı Temmuz'unda yolumuz bir şekilde kesişti. Fikir babası Uğur Bey. Dedi ki benim böyle bir fikrim var. Maçlarımız şölen havası, karnaval havası içinde geçsin. Tribünlerde insanlar kavga, gürültü, kafa göz yarılıyor. Bunu azaltalım. Sen de müzisyensin, bu meslekten geliyorsun. Yardımcı olur musun? Hay hay dedim. Eskişehir Spor'un o kahraman taraftarı bizim ilk enstrümanlarımızı aldı. Eskişehir Spor taraftarı. Vay, çok güzel. Ve her meslek grubundan gönüllü, tamamen taraftarın içinden çıkan bir bando. Elektrikçimiz var, kaynakçımız var, şoförümüz var, askerimiz var, mühendisimiz var, doktorumuz var, mükemmel. Öğrencimiz var. Hemen şu arkada oturuyor. Anadolu Üniversitesi. Harikasınız ya, süper. Çok büyüksünüz. Çok teşekkür ediyoruz hepinize tek tek. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık, ağzınıza sağlık. Evet, abi taraftarı büyük, bandosu büyük, gerçekten harika. İkinci ligde yine 35 bin kişi, yine maçlar dolu. Vallahi yani gurur duyulacak bir tablo sergiliyorsunuz. Hayatım, şu Feveran'la ilgili bir şey söyleyecek misin bize? Ne gibi bir şey? Ne bileyim yani, var mı şimdi yeni bir şeyler? Yeni albüm, evet, hazırlıyorum ben de. Ben de herhalde Şubat, Mart gibi buluşturacağım sevenlerimle. Feveran nereden geldi, Feveran ismi? Feveran haykırış demektir ya, Deniz Erten sözlerini yazdığı, evet, şarkının. Herkesin bildiğini mi kabul ettiniz? Yani bu Feveran sözcüğünü herkesin bildiğini kabul ettiniz mi? Vallahi ben biliyordum. Yani ben 10-15 yaşlarımdan... Sen biliyor muydun Feveran? Feveran, hiç feveran etmek. Ettin mi kimseye? Hatırlamıyorum. Feveran ettiğimi. Ama evet, sözü duymuştum tabii. Vallahi ben biliyordum yani. Evet. Şarkıyı alırken. Biz sorduk. Feveran nedir diye. Enteresan cevaplar geldi. Hep beraber izleyelim. Bakalım Feveran'ı biliyorlar mı? Hayatınızda kime Feveran ediyorsunuz? Dirken. Feveran Dirken. Feveran. Feveran ne oluyor? Manasını bilmiyorum ama. Feveran. Manasını bilmiyorum. Kurban oldu. Kime? Feveran. Feveran. Ne? Feveran ne? Feveran. 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 Mesela örnek yani, yani eşim diyebilirim yani. Çocuğum diyebilirim. Onlara feveran mı ediyorsunuz? Yani şu olarak açısından yani hani böyle bir soruyu beklemiyordum bir için yani bunun şeyini bilmiyorum yani. Kopya çektim ben hocalara feveran ediyorum. Kopya bir öğrencinin en büyük bence hakkıdır. Hakkıdır. Elle asla simit alınmaz. Şu şekil. Ya böyle ben arkada izlerken garip bir duygu bu ya. Gerçekten de. Anadolu Üniversitesi'nin salonuna bir gün Timur Selçuk gelmişti. Onun konserine gitmiştim. Bir gün Grup Merdiven o zaman çok önemliydi. Onların konserine gitmiştim. Şimdi burada olmak bir garip bir duygu ya. Gerçekten. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,